İyi akşamlar. Gizli dünyalara hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, bugün 10 Kasım. Büyük önderimiz Atatürk'ü kaybedişimizin 66. yıl dönümü. Ve bu gece aynı zamanda Kadir Gecesi'ydi. İslam dininin en aydınlık gecelerinden biri. Kur'an'ın indirildiği gece. Sevgili izleyenlerim, bu güzel tesadüf vesilesiyle hepinizden bir istirhamım olacak. Başta Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın bütün kumandanları için, bu vatan için canını veren bütün şehitlerimiz için, bütün gazilerimiz için dua ederim. Çünkü dualarımızı en çok hak edenler onlardır. Onların başkumandanı Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'e borcumuz büyüktür. O yalnız 7 milletin ordusunu alt edip vatanı kurtarmadı. O aynı zamanda Türk ulusunu taassubun karanlığından kurtardı. Bunun önemini Müslüman ülkelerin çoğunun ne halde olduğunu görünce anlıyoruz. O ulusların bir Atatürk'ü olmadığı için hala bağnazlığın karanlığında yaşıyorlar. Fazla söze gerek yok. Atatürk olmasaydı biz de onlar gibi olacaktık. Bugün fikrimizi istediğimiz gibi söyleyebiliyorsak, bugün bilimin nimetlerinden yararlanabiliyorsak, bugün ibadetimizi istediğimiz gibi yapabiliyorsak, bugün inancımızı özgürce yaşayabiliyorsak, bunu Atatürk'e borçluyuz. Atatürk'ümüzün kıymetini bilelim. Cumhuriyetimizin kıymetini bilelim. Özgürlüklerimizin kıymetini bilelim. Halimize şükredelim. Bizi esaretten, bizi bağnazlıktan kurtaran Atatürk ve silah arkadaşlarından dualarımızı eksik etmeyelim. Hepsinin mekanı cennet olsun. Sevgili izleyenler, Gizli Dünyalar'da bu akşam ilk olarak bir Kurtuluş Savaşı gazisinin çarpıcı öyküsünü izleyeceğiz. Karısının ameliyatı için İstiklal madalyasını satmak zorunda kalan gazinin dramına içimiz burkularak tanık olacağız. Gizli Dünyalar'ın ikinci öyküsünde ise malları, mirasları bölünmesin diye çocuklarını evlendiren iki kardeşin başına gelenleri, akraba evliliğinin yol açtığı illeti ibretle izleyeceğiz. Ve gerçekten yaşanmış bu hayat öykülerini izlerken gene kendimiz için, ailemiz için ders almayı unutmayacağız. Bize adam gibi adam olmanın rehberliğini yapan bu öykülerden hisse çıkarmayı unutmayacağız. Şimdi size, daha doğrusu bu ülkenin nasıl kazanıldığını unutanlara ibret dersi olacak bir yemek listesi veriyorum. Çanakkale Savaşı'nda 47. Alay, 1. Piyade Taburu, 1. Bölüğün yemek listesi. 15 Haziran sabah üzüm ocak. Öğle yemeği yok. Akşam buğday çorbası ve tüm gün için bir ekmek. 26 Haziran sabah yemeği yok. Öğle yemeği yok. Akşam üzüm hoşafı ve tüm gün için bir ekmek. 18 Temmuz sabah üzüm hoşafı, öğle yemeği yok, akşam yemeği yok ve tüm gün için yarım ekmek. Çünkü buğday bitmek üzeredir. Ve 8 Ağustos sabah yemeği yok, öğle yemeği yok, akşam şekersiz üzüm hoşafı. Çünkü şeker de bitmiştir. Sevgili izleyenler, onlara neler borçlu olduğumuzu unutmayalım. Yarım ekmek ve bir tas şekersiz üzüm hoşafı ile bu vatanı kurtaranları unutmaya hiçbirimizin, özellikle devletimizin hakkı yoktur. Bunun adı en azından vefasızlıktır. Şimdi izleyeceğimiz öyküde 1970'li yıllarda geçen
devletin boynuna bir madalya takıp unuttuğu bir İstiklal Savaşı gazisinin gerçekten içimizi acıtacak öyküsü. Çok karanlık günlerdi, çok zor günlerdi. Yunan dayanmış kapımıza kadar, Osman Çavuş da, ben de daha genceciyiz. Bıyıklarımız yeni terlemiş. Gazi Mustafa Kemal'e inanmışız, düşmüşüz peşine. Allah ondan razı olsun. Şehitlere gani gani rahmet eylesin. Gazilere uzun ömürler versin. Amin. Her duamda Mustafa Kemal'e de, şehitlere de rahmet diliyorum. Nerede kalmıştım? Osman Çavuş'la bir arkadaş olmuşuz ki bir damla suyumuzu, bir dilim ekmeğimizi paylaşıyoruz. Sakarya'da, Garp cephesinde nehir kan olmuş akıyor. Bir günde Yunan taarruza kalktı. Osman Çavuş'la aynı siperdeyiz. Birliğe geri çekilme emri verildi. Mermiler etrafımızda uçuşuyor. Bir baktım, Osman Çavuş yere kapaklandı. Göğsünden vurulmuş. Düşman geliyor. Teğmenimiz, hadi Mahmut durma, geri kalma diye bağırıyor bana. Ama arkadaşımı orada bırakabilir miyim hiç? Günlerdir hiçbir şey yememişiz. Ama Allah bana bir güç verdi. Osman Çavuş'u bir sırtladım, dağ tepe saatlerce yürüdüm. Ta karargaha kadar. Peki ne oldu Osman Çavuş? Kurtuldu mu? Kurtuldu. Sonra onu geri cepheye yolladılar. Bir daha görebildin mi Osman Çavuş'u? Yok, bir daha göremedim. Ölmüş müdür, sağ mıdır hiçbir haber alamadım. Savaştan sonra da aradım ama izini bulamadım. Osman Çavuş'u son gördüğümde sana can borcum var Mahmut demişti. Bu can borcumu bir gün mutlaka ödeyeceğim demişti. Buyurun. Buyur bey. Mahmut bey, yine Osman Çavuş'u mu anlatıyorsun? Kim bilir nerededir. Belki de sağdır. Dünya gözüyle bir yüzünü görebileydim. Mahmut bey, hadi kahveni iç sen. Eline sağlık hanım. Afiyet olsun bey. Eline sağlık Makbule'cim. Afiyet olsun. Sıkılmadın değil mi? Olur mu hiç? Mahmut abi ne güzel anlatıyordu. Neler çekmişler. Ya öyle. O da artık ne yapsın anılarıyla yaşıyor. Makbule, sen çok kötü öksürüyorsun. Bir doktora gözükse. Soğuk aldım herhalde. Hem bu aralar doktora harcayacak paramız da yok. Yine de ihmal etme derim Makbule'cim. Şu madalyayı taktılar, sonra da bizi unuttular. Şimdi bizi ne hatırlayan var, ne hatırımızı soran. Bu madalya da olmasa... Ah bey, bilmez miyim? O madalya senin her şeyin. Hadi şimdi yat, sabah erken kalkıyorsun. Peki. Size hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Zaman kalktın da giyindin. Ben bir kahveye çıkıp geleceğim. Peki bey. Hanım, sen günlerdir çok öksürüyorsun. Bir şeyim yok canım, soğuk algınlığı işte. Sıcak bir şeyler iç, iyi gelir. Tamam tamam, içerim, sen beni merak etme. Hadi kahvene git, hadi. Hadi bey, güle güle. Kendine dikkat et, değil mi? Ederim, ederim. Hadi, hadi eyvallah. Hadi güle güle.
Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Gel buyur. Hoş geldin. Allah sağ ol. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mahmut dede. Hoş geldin Mahmut dede. Hoş bulduk. Geç buyur. Sağ olun. Buyur otur. Sağ olun. Eşhedü en la ilahe illallah. Kim için dua ettin Mahmut dede? Mustafa Kemal için. Bütün şehitler için. Hepsinin ruhları şad olsun. Amin. Çayın hazır Mahmut dede. Sağ olasın. Afiyet olsun. Ah ah. Ne günlerdi. Memleket işgal altında. Mahmut dede başladı gene anlatmaya. Şşt, saygılı ol da dinle. O madalyayı senin gibi kahvede oturarak almadı. Sakarya Savaşı başlamış. Biz Garp cephesindeyiz. Osman Çavuş'la aynı siperdeyiz. Düşman peşimizde. Ta karargaha kadar sırtımda taşıdım. Ama bir daha göremedim onu. Kim bilir nerededir? Allah kavuşturur inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Bu dünyada olmazsa öteki dünyada. Mahmut dede. Mahmut dede. Ne var oğlum? Makbule teyze evde fenalaştı. Hastaneye kaldırdılar. Ne? Ne olmuş Makbule'me? Ne oldu hocam? Nasılsın? Hayır, ne oldu? Geçmiş şey olsun Mahmut dede. Kötü bir şey. İnşallah hadi, geçmiş hadi, olsun. Hadi meraklanma. Geldi Mahmut abi. Makbule, Makbule. Ah Mahmut abi ah. Makbule'yi çayı çağırayım diye size geldim. Ablacığım içeri girdiğimde fenalaşmıştı. Baygın yatıyordu. Hemen buraya getirdik. Neyi varmış Makbule'min? Röntgenleri çekildi. Tahliller de birazdan çıkar, bekliyoruz. Mahmut dede endişe etme, önemli bir şey yoktur. Ey Allah'ım sen onu koru. Hiç iyi görünmüyordu son günlerde. Doktor bey oğlum neyi var? Ciddi mi hastalığı ha? Dedeciğim öncelikle geçmiş olsun. Siz Makbule Hanım'ın beyi misiniz? Evet. Damarlarda ödem oluşmuş. Teyzeyi acil ameliyat almamız gerekiyor. İyileşecek mi peki? Ameliyatı yaparsak iyileşir. Merak etmeyin. Bir de ilaçları var tabii. Onları almanız lazım. Doktor oğlum bu dediklerin için ne kadar para gerek? 10.000 lira. Ne? 10.000 mi? Evet dede. Ameliyat ve ilaç masrafları aşağı yukarı 10.000 lira tutar. Nereden bulurum ben bu parayı? Hiç param yok ki. Karınızın kurtulması için bu parayı bulmanız gerekir. Ah Makbul ama ne yapacağım ben şimdi? Ayıp be ayıp. Bu adam memleketin kurtulması için yıllarca düşmanla savaşmış ama koskocaman devlet parası yok diye kurtaramıyor karısını. Haklısınız ama benim de elimden bir şey gelmez ki. Şimdi bu memleket için kan döken şehitlerin kemikleri sızlamaz mı? Bu gaziyi böyle çaresiz bırakmak hangi vicdana sığar? Başka hastalarla ilgilenmem gerekiyor. Hasta ameliyata kadar burada kalabilir. Dede, hanımın için çok üzgünüm ama dediğim gibi başka bir çare yok. Makbulem, görüyor musun? Nasıl yalnız, çaresiz kaldık. Sana demiştim. Madalyayı verip bizi unuttu bu devlet. Nereden bulacağız şimdi biz bu parayı? Keşke bizde olsaydı. Ama bizde o kadar para ne gezer? Zaten bu kötü hastalıklar da gelir hep biz fakirleri bulur. Thank you.
bulacağım ben bu parayı. Allah'ım, sen Makbule'mi bana bağışla. Onu benden ayırma. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Oğlum ver hemen o sandalyeyi amca. Tamam usta. Gel amca buyur otur. Sağ ol evladım. Buyur amca hayırdır? Evladım ben şey için gelmiştim. Bu madalyayı satmak için. Madalyayı satmak için mi? Evet oğlum. Benim hanım çok hasta. Ameliyat parası gerekiyor. Bu madalyadan başka para edecek bir şeyim yok. Amcacığım, kim bilir bu madalyanın senin için ne büyük bir değeri vardır. Olmaz mı evladım? 50 yıldır hiç çıkarmadım bunu göğsümden. Ama işte mecbur kaldım. Hangi cephede almıştın amca? Sakarya'da, Garp cephesinde. Kan, sel olup oluk oluk aktı o savaşta. Bir gün Yunan taarruza kalktı. Çok yakın bir silah arkadaşım, Osman Çavuş. Onunla aynı siperdeyiz. Düşman dibimizde. İşte böyle oldu. Osman Çavuş ne oldu öğrenemedim. Sağ mıdır, ölü müdür bir haber alamadım. Neyse oğlum, daha fazla kafanı ağrıtmayayım senin. Hiç öyle şey olur mu? Başımın üstünde yeriniz var. Ah oğlum, keşke öyle olsaydı da... Ben şu canımdan çok sevdiğim madalyamı satmak zorunda kalmasaydım. Ne kadar ihtiyacın var amca? 10.000 lira oğlum. Tamam amca. Buyur paranı. Buyur evladım. Biliyorum bu madalyanın manevi değeri çok daha fazladır ama... Makbulem kurtulsun da başka bir şey istemem Allah'tan. İnşallah madalyam hayırlı ellere gider. Gözün tutmadığı birine sakın verme oğlum. Ben ona 50 yıl gözümün içi gibi baktım. Merak etme amca. Adını adresini verirsen iyi olur. Malum bu resmi bir ziynet. Yaz oğlum. Mahmut Yiğit. Cumhuriyet Mahallesi, Çeşme Sokak, numara 2. Hadi oğlum, ben artık hastaneye gideyim. Makbulen beni bekliyor. Acil şifalar dilerim amcacığım. Sağ ol evladım, sağ ol. Güle güle. Görüyor musun adamcağızın halini? Memleketi için, vatanın kurtulması için savaşmış, düştüğü duruma bak. Ahmet abi, bu madalya 3.000 lira bile etmez ki. Eder Sıtkı, eder. Bunun değeri bir vatan eder. Gözünüz aydın Mahmut dede. Ne oldu?
İyi mi Makbule? Çok iyi. Narkozdan şimdi çıktı. Birazdan odasını alırlar. Allah'ım sana çok şükürler olsun. Yarın da taburcu edeceğiz hastayı. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol doktor oğlum. İyi günler. İyi günler. Makbule. Bir dakika, bir dakika. Makbule, Makbule. Makbule korkma. Hiçbir şeyin kalmayacakmış. Bey, madalyan nerede? Sen onu hiç çıkarmazdın. Şey... Ne oldu bey madalyana? Şey... Satmak zorunda kaldım Makbule'm. Senin ameliyatın için. Benim için mi? İşte böyle baba. Karısının ameliyatı için madalyasını sattı. Ben de istediği parayı verdim. Bu devlet nerede? Gazisine madalyasını sattırıyor. Nasıl üzülmüştür kim bilir. Evet baba. Görmeliydin halini. Nasıl çaresiz kalmışsa adamcağız. Çoluğu çocuğu da yokmuş. En iyi ben anlarım oğlum. Biz canımızı koyduk ortaya bu memleket için. Ama unutulduk bile. Ya neler çekmişler. O da Sakarya'da savaşmış. Sakarya'da mı savaşmış? Evet, Garp cephesinde. Bir arkadaşının hayatını kurtardığını anlattı. Sanırsın yeniden yaşıyor o günleri. Osman Çavuş diye bir arkadaşı varmış. Yaralanınca almış sırtına taşımış. Osman Çavuş mu dedi? Evet baba. İsmini söyledi mi Ahmet? Evet baba. Adı Mahmut. Mahmut mu? Şevket Bey ne oldu? Neden heyecanlandın öyle? Ben de aynı cephedeydim hanım. Askerde ön adımla çağırırlardı beni. Osman Çavuş derlerdi bana. Nasıl yani baba? Mahmut'un kurtardığı Osman Çavuş benim oğlum. Savaştan sonra ben de Mahmut'u çok aradım ama bulamadım. Allah'ım şükürler olsun karşıma çıkardın onbaşı Mahmut'u. Ona bir can borcum var. Ne büyük bir tesadüf bu Şevket Bey. Bu tesadüf mü hanım yoksa Allah'ın bir lütfu mu? Allah'ın sevgili kuluymuşum ki borcumu ödemek için onu karşıma çıkardı. Şükürler olsun Rabbime. Peki oğlum, şimdi ben onu nasıl bulacağım? Adresini aldın mı? İşte. Ne yapacaksın peki baba? Madalyayı sahibine götüreceğim oğlum. Sahibine götüreceğim. İç bakalım hanım ilacını. Bak bugün daha iyi gözüküyorsun. Ah be ah. Bir bilsen nasıl üzülüyorum. Hep benim yüzümden. Makbule. Koskoca devlet madalyama önem vermemiş. Sahibini unutmuş. Sen niye üzüyorsun canını? Ah bey, ben üzülmeyeyim diye böyle konuşuyorsun. O madalya senin her şeyindi. İçinin kanı ağladığını bilmez miyim? Kim acaba? Selvi'dir herhalde bey. Yemek pişirip getiririm demişti. Dur bakayım. Mahmut Onbaşı! Buyurun benim! Ben Sakarya Garp cephesinden Osman Çavuş! Allah'ım gerçek mi bu? Sen gerçekten Osman Çavuş musun? Evet Mahmut Onbaşı. Ben gerçekten Osman Çavuş'um.
Şükürler olsun Allah'ıma. Bunca seneden sonra seni dünya gözüyle görmeyi nasip etti ya. Gel içeri geçelim. Gel. Gel hadi. Gel Osman Çavuş. Nasıl oldu Osman? Bunca seneden sonra nasıl buldun beni? Yıllarca hep dua ettim Allah'ıma. Seni karşıma çıkarsa da can borcumu ödeyebilsem diye. İşte sonunda dileğim gerçekleşti. Peki beni nasıl buldun Osman? Sen madalyanı oğluma satmışsın Mahmut. Kaderin cilvesine bak. Oğlum muydu o kuyumcu? Evet Mahmut. Kader bizi yine buluşturdu. Sana emanetini geri vermeye geldim. Koskoca Sakarya gazisi madalyasız olur mu? Takalım şu madalyayı. Ama bunu oğluna sattım. Karımın ameliyatı için. Parasını da aldım. Mahmut, sen benim canımı kurtardın. Ben de canın gibi sevdiğin madalyanı sana vermeye geldim. Can borcumu ödemeye geldim Mahmut. Osman Çavuş'um, beni utandırdın. Bu madalyayı sen kanınla, canınla hak ettin Mahmut. Sana bu madalyayı sattıranlar utansın. Bu vatanı kurtaranları unutanlar utansın Mahmut. Sevgili izleyenler, yalnız Kurtuluş Savaşı'nda değil, Kore'de, Kıbrıs'ta ve devletin emrettiği her yerde savaşmış tüm gazilerimiz, tüm şehitlerimiz bizim baş tacımız olmalıdır. Bizden en büyük saygıyı, en büyük sevgiyi görmek, en büyük onur onların hakkıdır. Onlara ve geride bıraktıklarına sahip çıkmaksa, başta devletimiz hepimizin görevidir.